İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın yüksek kesimlerinde çığ, buzlanma ve don uyarısı. Azerbaycanlı askerler Sünik'in köylerine küçük ve büyük kalibreli silahlardan ateş açıyor. Fransa'dan alınan insani yardımın hacmi %94'ten fazla, Çekya'nınki ise iki kez arttı. Paris, Türkiye karşıtı bir ittifak kuruyor. İran, Suriye'deki varlığını sürdürmek niyetinde. Balıkçılar Çoruh Nehri'nin buz gibi sularından geçimini sağlıyor. Bugün şair Ruben Sevak'ın doğum günü. Meteorolojiden yapılan açıklamada Batı Ermenistan genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği belirtilerek buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği ve buna bağlı kar erimesi nedeniyle çığ tehlikesi riski bulunduğundan yetkililerin ve Batı Ermenistanlı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Arman Tatoyan, Facebook sayfasında bir video yayınladı ve ek olarak şunları yazdı. Azeri askerler Sünik köyleri doğrultusuna hem küçük hem de büyük kalibreli silahlardan ateş açıyor. Bu videonun çekimleri 2 gün önce günün farklı saatlerinde Kapan bölgesinin Akarak ve Yehvart köylerinin ortasında mevzideki muhafızlarımız tarafından çekildi. Bu atışların yapıldığı yerden Akarak köyüne olan uzaklığın yaklaşık 1 kilometre olduğunu belirteyim. Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Ofisi, Azerbaycan ordusunun sık sık ateş açması konusunda Kapan bölgesi köylerinin sakinlerinden düzenli olarak öfke ve endişe dolu uyarılar alıyor. Bütün bunlar Sünik bölgesindeki köyleri birbirine bağlayan yollarda Azerbaycan askeri kuvvetlerinin olmaması gerektiğini bir kez daha doğrulamaktadır. Bu durum sivillerin haklarını ciddi şekilde tehlikeye atıyor, huzurlarını ve barışçıl yaşamlarını bozuyor. Geçen yıl 2020'de Ermenistan Cumhuriyeti'ne gönderilen toplam insani yardım hacmi 2019'a göre önemli ölçüde azaldı, ancak bazı ülkeler, özellikle Fransa, Çek Cumhuriyeti ve Çin daha fazla yardım gönderdi. Özellikle Fransa'dan gönderilen insani yardım hacmi 2019'a göre %94.6 arttı. Çek Cumhuriyeti'nden gelen insani yardım hacmi 2020'de neredeyse 2 katına çıktı. Çin, geçen yıl Ermenistan'a 3 milyon 363 bin dolarlık insani yardım gönderdi ki bu 2019'dakinden %38.6 daha fazla. 2020 yılında koronavirüs nedeniyle insani yardım hacmi azaldı. Ancak yıl sonunda Azerbaycan'ın Artsakh'a karşı başlattığı 44 günlük savaşta Ermenistan Cumhuriyeti'ne çok sayıda uçuşla insani yardım ulaştırıldı. Paris, Ankara'nın bölgedeki aktif politikasına olan hasetini gizlemiyor ve bu da herkesi onun etrafında dönmeye zorluyor. Ancak Türkiye için tehlike, Fransa'nın politikasının büyük Orta Doğu'daki devlet sınırlarının gözden geçirilmesine yol açması ve Kürtlerin yeni bir diplomatik oyunda başka bir bilmece haline gelebilmesidir. Ankara, Kıbrıs, Fransa, Mısır, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin davet edildiği Atina Forumu'na davet edilmekten büyük umutlar besledi. Dahası, daha önce Doğu Akdeniz'deki krizden bir çıkış yolu bulmak için uluslararası bir konferans çağrısında bulunmuştu. İlk başta her şey yolundaydı. 25 Ocak'ta neredeyse 5 yıllık bir aradan sonra Yunanistan ile Türkiye arasında sözde ön temaslar yeniden başladı. Müzakerelerin gerçek içeriği resmi olarak açıklanmadı, ancak Yunan tarafı sadece deniz alanlarının sınırlarının belirlenmesinde ısrar ediyor. Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'a onu yapıcı bir diyalog sürdürmeye çağıran bir mektup gönderdi. Ayrıca Mart ayında Birleşmiş Milletler'in girişimiyle Kıbrıs sorunuyla ilgili gayri resmi temaslar planlanıyor ve aniden bir başarısızlık. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın kıdemli danışmanı Ali Asgar Hacı, RIA Novosti Ajansı'na verdiği demeçte İran'ın Suriye hükümeti ve halkı istediği sürece Suriye'deki varlığını sürdüreceğini söyledi. Suriye hükümetinin isteği üzerine Suriye'deyiz, askeri tavsiyelerde bulunuyoruz ve Suriye halkı, Suriye hükümeti istediği sürece de işimizi yapmaya devam edeceğiz. Suriye'ye kaçak giriş yapanlar ve topraklarını işgal edenler çıksın, dedi. Ayrıca Fırat'ın doğusundaki petrol yatakları boyunca olası güvenliğin durdurulmasıyla ilgili ABD açıklamalarını memnuniyetle karşıladı ancak onlara güvenmedi. O, Fırat'ın doğusundaki petrolün Suriye halkına ait olduğunu vurguladı. Rusya Silahlı Kuvvetleri ile İran Silahlı Kuvvetlerine bağlı bazı birimlerin yasal olarak Suriye Arap Cumhuriyeti topraklarında bulunduğu hatırlanmalıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri uluslararası hukuka aykırı olarak Suriye'de bulunmaktadır ve aslında ABD birlikleri ile birlikte Suriye'nin kuzey bölgelerini ve Kürt bölgesinde bulunan bazı petrol üretiminin güvenliğini ele geçirmişlerdir. Batı Ermenistan'ın bazı yerlerinde kış aylarında geçimini balıkçılıkla sağlayanlar Çoruh Nehri'nin buzlu sularında balık avlıyor. Dondurucu soğukların etkili olduğu Babert Bayburt kentinde dünyanın en hızlı akan ırmakları arasında yer alan Çoruh Nehri'nin yüzeyi kısmen buzla kaplandı. Soğuk havaya rağmen nehirde geleneksel yöntemler kullanarak balık avcılığı yapılıyor. Kalınlığı yaklaşık 40 cm'yi bulan buz tabakası kazmayla kırılarak ağlar suya bırakılıyor. Yazın inşaatlarda çalışan, kış aylarında da tuttuğu balıkları satarak geçimini sağlayan bir vatandaş, her hafta geleneksel yöntemleri kullanarak yaklaşık 100 kilo balık tuttuğunu ifade etti. Bugün Batı Ermenistanlı şair, yazar ve doktor Ruben Sevak'ın doğum günü. Gerçek adı Ruben Çilingiryan olan Ermeni şair Ruben Sevak, 15 Şubat 1885 tarihinde Silivri'de doğdu. Doğum yerinde bulunan Askanazyan Okulu'nda ilkokulu okudu. Konstantinopolis'e yerleştikten sonra İstanbul Ermeni Berberiyan Koleji'nde eğitim aldı. İsviçre'ye yerleşti ve Lozan Üniversitesi'nde tıp okudu. Batı Avrupa'da doktor ünvanı ile tıp fakültesinden mezun olduktan sonra 1914 yılında Konstantinopolis'e geri döndü. Ruben Sevak, Batı Ermenistan'da beklenen tehdidi herkesten önce hissederek kendi eserleriyle ulusal birliğin önemini vurgulayıp uyanık olunması çağrısında bulunuyordu. Ruben Sevak, 1909 baharında Jön Türklerin Adana'da düzenlediği ve 30 bin Ermeninin kanının akıtıldığı pogromda Arşak Çobanyan, Antranik Ozanyan, Paramaz ve diğerlerine Jön Türklerin büyüyen tehdidi hakkında uyarılarda bulunuyordu. Fakat 1915'te Türkler tarafından katledilen Ruben Sevak, fikirlerini sadece kelime ve yazıyla desteklemekle kalmadı, aynı zamanda insanlara olan bağlılığını yaşamı pahasına kanıtladı. 24 Nisan 1915 tarihinde askerde olduğu zaman tutuklandı ve hapsedildi. 6 Ağustos 1915'te Çankırı'da katledildi. 13 Ağustos 1915 tarihinde Çankırı ile Kalecik köyleri arasında kendisiyle aynı kaderi paylaşan ve aralarında Daniel Varujan'ın da bulunduğu 4 arkadaşıyla birlikte Türk çeteler tarafından taşlarla ve işkencelere uğratılarak katledildi. Ruben Sevak katledildiğinde daha 30 yaşındaydı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Vararakın adlı koro tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Hodalo Can adlı eseri sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.